Canım çıktı ya sabahtan belli. Orayı sil, burayı süpür, şuranın tozunu al. Ay. Kanter içine kaldım vallahi. Az soluklanayım şurada bari. Soluklan tabii ya. Yanmışım da söndüren yok. Söndürenin yok mu? He, yok. Neyse ki gücüm kuvvetim yerinde yani. Maşallah. Ya. Maşallah. Herkes benim gibi değil tabii. Ha, misal. Senin karda hiç iş yok ya Reşit Efendi. İki iş yapıyor, nefesi tıkanıyor hemen. Şöyle geç otur dedim ben. Tabii bütün iş bana kaldı. Ama ne yaparsın? Vicdan işte. Ne de olsa yaşlı kadın. Tamam. Evet. Kolay değil tabii. Yani onca merdiveni in, çık, eğil, kalk. Hiçbir olur mu benim dazeliğimle? E tabii. Gülizar. Gülizar. Ben tenekeye cemşire bakmaya gidiyorum. Ben yokken Ali'ye bakarsın değil mi? Ay tabii bakarım ya. Sen hiç merak etme. Zaten ben hemen geri döneceğim. Hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Oh, ay mis gibi de süt kokuyor ya. Dünyanın en güzel kokusu bu. İnsan istemez mi şöyle kendi canından, kendi kanından bir bebesi olsun? Emzirsin, büyütsün. Soyuna mı yürüsün? Kısmet. Bu saate kadar olmamış. Bundan sonra inşallah. Çıktı vallahi yatakları değişirken. Vay anam vay. Hah, şuramdan bir şey koptu sanki. Sen de çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak, bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Aa, zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak. Ben diyorum ki seni ben biraz Ceyhan'a, dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin, hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hem dinlenirsin, hem hasret giderirsin, hem koşar zıplarsın. Değil mi? Ne dersin? Bağa baksana Reşit Efendi. Heh. Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Oh. Hiç öyle şey olur mu ya? Oh. Senin için fesat be. Ben sen... Rahat et, dinlen diye söyledim. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim, geçer. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım, gitmiyor. Gene gelin. Gülizar. Gülizar. Ne oluyor, ne bu afra tafra?
İşine gelmeyince nasıl kör, nasıl sağır oluyorsun maşallah yani Reşit Efendi. Ben sana diyeceğimi dedim. Sen şimdi karını boşuyor musun, boşamıyor musun? Ya boşuyorum. Ama böyle pat diye söylenmez ki. Değil mi? Yol yoluyla, orman baltayla. Değil mi? Böyle alıştıra alıştıra. Usul usul. Oya gibi. Böyle ince ince işlemek lazım. Anladın mı? He, anladım anladım. Hem de çok iyi anladım. Sen beni 15 yaşına kız belledin herhal ha? Uyulamaya çalışıyorsun. Ama ben yutmam bu numaraları. Sen zararlı çıkarsın bak. Kuş uçtu uçacak. Ya sana yemin ediyorum diyorum. Yemin ediyorum. Hacer buradayken çiftlikte rezalet çıkartır. Şunu bir göndereyim. Niye boşayıp da göndermiyorsun? Boş ol dersen boş olur. Öyle gider. Ağzına diline mi yapışır yani? Hey Allah. Hey Allah. Ya sen beni dinlemiyor musun? Hacer diyorum. Çiftlikte diyorum. Rezalet çıkartır. Serap Hanım benim bir rezilliğimi daha görürse beni burada koymaz. Ya sen benim işimden olmam mı istiyorsun? İstemiyorum. He. O zaman biraz sabredeceksin. Değil mi? Şu Hacer'i buradan bir gönderelim. Gittiği yerde ağlasın, zırlasın, çırpınsın. Sonunda avrat değil mi? Uyruğu kıstıracak, dediğime gelecek. Diyorsun. Tabii. İyi madem. Biraz daha bekleyelim bakalım. Vay ki ne vay. Kız söylesene çatlatma adamı. Sağ yol görünüyor bacım. Nasıl yol? Basbayağı yol. Uzun bir yol. Yani yılan kimin? Kıvrım kıvrım bir yol. Ama... dönüşü yok bir yol yani. Apo. Gene ne oldu kız? Bu yolun sonunda böyle elinde mızrak gibi bir şey tutmuş, bekleyen bir şey var. Ne ola ki o mızrak? Bak, senin anan gibi sevdiğin bir yakının var. Şimdi bu mızrak tutmuş olan şey zebani gibi bir şey. Senin bu sevdiğini, yakınını tutmuş kolundan bırakmıyor. Senin bu sevdiğin olan yakının da böyle oradan dönmüş sağa doğru bakıyor, bir şey söylemek istiyor. Kız ne biçim fal bu böyle? Ağzını hayır aç. De git deli deli konuşma gene. Ah, ben ne görüyorsam onu söylüyorum Siyara Hanım. Fal bu. İyisi de var, finası da. Hem bazen insana malum oluyor. Yani... yalan da konuşamam ki. Sen bu yola gitmek zorunda kalacaksın. Ben buradan gidemem ki. Vallahi gideceksin. Yani gitmesin günah senin boynuna. Adını sayıklıyor diyorum ya. Artık kim bilir ne derdi varsa. Hasta mıdır, nedir? Yani böyle senin yolunu gözlüyor. Sen gitmezsen iyileşemeyecek bu zar. Ya... teyzem olmasın bu. Hasta dedilerdi. Ha. Ben bilmem. Burada böyle dikilmiş seni bekliyor. Bak görüyor musun? Bak. Bak şurada dikilmiş böyle kalabalıkla beraber burada duran biri var. Bak sana bakıyor. Görüyor musun? He ya. Nasıl bakıyor melül melül, acıklı gördün mü? Hı. Mızraklı zebaniyi gördün mü? Ha, gördüm. Teyzem ne diyecek gerçek bana? Beni de pek sevmezdi ama. Vallahi bilmiyorum. Artık ne diyecekse diyecek. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi artık sağa kalmış bir şey. Yani
ölmeden önce. Sonra bak çok içini acır. Hadi al yıka bunu, yıka bir an evvel. Reşit. He. Ben Ceyhan'a gideceğim. Bugün beni götürüp otobüse bindirebilin mi? Sabah gitmeyeceğim diye bas bas bağırıyordun. Teyzem hastaydı ya. Bir gidip onu göreyim diyorum. Aa. Ölümlü dünya. Ya başına bir şey gelirse? Git. Helalleş teyzenle. Değil mi? Ben akşam seni otobüse bırakırım. Sağ ol. En sevdiğim meyve ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.